Abi vatandaşın sırtına yeni bir vergi yükü daha bindiriliyor. Yol ve trafik tatkı bayağı altında. Yeni hangisinden bahsediyorsun? Bir sürü yeni vergi yükleniyor. Doğru. Yol ve trafik katkı payı. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü bu taslak hakkında siz ne düşünüyorsunuz? AK Parti'nin yaptığı doğru düzgün hiçbir şey yok ki. Hı hı. Yaptığı bütün şeyler sadece vatandaşın sırtına yük bindirmek. Hı hı. Sadece onu mu? Doğalgaza yapılan, evet. Elektriğe yapılan. Sadece vatandaşın sırtına sürekli olarak yük bindiriyor. Sizin otomobiliniz var mı abi? Tabii var. Ödediğiniz verginin yetersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Veya vergiler çok yüksek. Artı bir de son 2 yıldır gelen trafik cezaları. Evet. Haberiniz olmadan 6 ay öncesinden, 8 ay öncesinden trafik cezaları geliyor. Nerede nasıl kesildiğini de bilmiyorsunuz. Faiz deniyor. Tabii ki. Elinize ulaştığınız zaman zaten %200-300 faiz binmiş oluyor. Bütçeyi bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Vatandaşın sırtından. Bütçe kapatma politikası mı? Tabii ki. Bütçe kapatma politikası. Bütün bunlar yine vatandaşın sırtından çıkarılacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merak ettiğim bir şey varsa söyleyeyim. Ben asıl size mikrofonu tutma amacım buydu. Vergileri sormak. Genel bir şeyi merak ediyorsan söyleyeyim. Türkiye'nin ekonomisi. Türkiye'nin ekonomisi. Ekonomi sensin. Nasıl yani? Bayağı vatandaştır ekonomi. Harcamalarına bak. Şu insanlara bak. Herkese para bol diyorsunuz ki geziyor diyorsunuz. Herkesin cebinde cep telefonu var. Bundan bende bile iki tane var. Ekonominin kötü olduğu bir ülke değil burası. Ekonomi iyi. Her kim diyorsa ekonomimiz bozuk diye bence yanlış söylüyor. Neden abi? Belki bilmedikleri için. Biz 2 gün önce Elazığ'daydık deprem bölgesinde. Eyvallah. Durumu iyi olanları çıkartıyorum. Gerçekten de ekonomisi, durumu kötü olmayan, parası olmayan birçok vatandaşımız vardı. Birebir şahit olduk. Onları zaten görüntüleri aldık. Ekonominin kötü olduğunu biz orada kendimiz bir nevi yok, gördük. Yok, benim kötü bir ekonomi durumum yok. Neden? Hırsızlık yapmam, uğursuzluk yapmam. Ekonomiyi bununla mı ölçüyoruz abi? Ben de hırsızlık yapmam ama ekonomim iyi değil. Düne kadar söylemiyor muydunuz? Ne gibi? Şey çalan, nedir o? Baklava çalan insanı hırsız yerine koyuyorlar. Evet. İnsanı baklava çalan insanla bu insanı ayırt edeceksin. Sapla samanı ayırt edeceksin. Bunu yapan bir tane adam geldi. Hoşuma da gidiyor. Kimdir abi? Adı Süleyman Soylu. Sapla samanı ayırıyor diyorsunuz. Sapla samanı ayırt ediyor. Tamamdır abi, çok teşekkür ederim. Teşekkür etme. Devamını söyleyeceğim. Buyurun. Mikrofon sizde abi, sizde. Kötü davranmaz. Sen diyeceksin ki Süleyman Soylu'yu niye seviyorsun? Hayatında tanıdın mı? Evet. Onun geçmişini tanıyorum. Geçmişini ben de biliyorum. Eyvallah. Var. Eyvallah. Adam düzgün çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Çok sağ ol. Bu kadar yeterli. Çok uzatamıyorum. 5 dakikaya gel. Görsene devam et. Tamam abi. Madem ki haber yapıyorsun. Yanlış anlamayın yani. Devletinizi şekillemeye kimsenin hakkı değil. Bak bazı burada Antalya'da ben görüyorum. AM Haber, İlave TV. Bak bunlar hep insanları rencide ediyorlar. Şimdi kötülemekle bizim zaten işimiz yok bir abi. Bir saniye. İnsanları rencide ediyorlar. Bu ülkede kimse kimsenin rencide etme hakkı yok. Bak ben takip ediyorum. İlave TV, AM Haber. Adam oradan geliyor. Efendim Suriyeli niye burada? Ya sana ne Suriyeli burada? Bugün senin de başına gelebilir, gelmez mi? Sen de bugün Suriye'de olabilirdin. 5 milyon, bir saniye bak. 5 milyon, 10 milyon sen de bugün Suriye'de olabilirdin. Doğru mu? Abi. Sayın Bakan'a bak arkadaşım, şey bak. AM Haber, İlave TV. Bunları sana söylüyorum. Ve Antalya'da sürekli ben bunları yapıyorlar. Arkadaşım olur. Arkadaşın olur ama böyle ters bir arkadaş. İki yüzlü bir arkadaş. Anladın mı? İki yüzlü olarak... İlave TV'nin bir de AM Haber'in. İsim bak söylerim. Açık ve net. Şimdi ne gerekiyorsa onu dile getirmen zamanı. Doğru mu?
Bugüne kadar hiç konuşmadım. Hiçbir şeye konuşmadım. Ama anladın mı? Söyleyin, hiç sıkıntı yok. Sizin ama yayınlıyoruz yani. Ama bak. Kendi halkını kimse rencide edemez. Şimdi doğru mu? Ben mesela geçen bir bayanı ya, bayanlar resmen dalga geçiyor ya. Resmen dalga geçiyor. Deniz üzerinde yürüyecek helikopterimiz var. Karada yürüyecek helikopter yaptık diyor. Bak biz bunlara şahit olduk. Yani bir bayanla, bırak bayanı, bir kendinden yaşça büyük bir insana, insan o terbiyesizliği, saygısızlığı yapar mı? Şimdi ben sana bir sorum var. Sor abi. Sen konuştun. Ben tamam. Cevap hakkımı kullanayım. Sor. Cevap hakkını da şimdi kullan. Bugün gündeme düşen bir olay var. Diyelim ki deprem vergileriyle alakalı bir şey var. Tamam. Benim bunu size mikrofon uzatarak sormam ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Doğru. Sen bunu söyleme hakkın var. Aynen. Biz de bunu neden var? Çünkü milletin şeyini ya alacaksın, nabzını. Bak, milletin nabzını alacaksın. Bak ben Diyarbakır çocuğuyum. Ama bak senin hakkın var. Milletin nabzını almak. Şimdi bazen çıkıyor bak o senin arkadaşı şu an Elazığ'da. Elazığ'a gitmiş orada röportaj yapıyor depremzedelere. Devlet burada mı? Şu kelimeyi kullanıyor. Devlet burada mı? Yardım alıyor musunuz? Devlet burada. Bırak devleti. Millet orada, millet. Doğru mu? Türkiye'nin 81 ili şu anda Elazığ'da. Ben de gittim abi. Elazığ'da. Şu an Elazığ'da. Kim yardım almıyor orada? Kim yardım almıyor? Hayır, şu depremzede yardım alıyor mu, almıyor mu? Herkesten para gidiyor mu, gitmiyor mu? Gel abi, açayım ben sana. Kim? Onlar gel bir saniye. Kim battaniye almamış? Sen git Elazığ'ı gör. Elazığ'a git. Sen Elazığ'a git, orada yaşa. Elazığ'a git, orada yaşa. Yalan dolanla bu işleri yap. Yavala git. Yalan dolanla bu işleri, röportaj yapanları anlamaz sen. Tartışmaya gerek yok abi. Ben gelirim senin cebine 500 lira para koyarım. Kardeşim söyle, ben almamışım. Bitti. Ben sana oraya gittim. Doğru mu? Sana verir 500 lira. Allah Allah. Ya ne diyorsunuz ya? Şimdi sana verir böyle. Şimdi sen geliyorsun, sağlıyor pozisyonunu. He? Ben sana bak Elazığ'da kendi çektiğim görüntüleri açıyorum abi. He? Hükümeti kötüle diyor ya. Resmen kötüle diyor. Yani ne gereği var? Kimin hakkı var abi? Hayır, sana da iyile de. He? Verin parayı, gel şuraya. Sen bu ülkede rahat yaşıyor musun? He? 80 bir saniye. 81 iline gidip rahat gezebiliyor musun? Bak, yiyip içebiliyor musun? Sıcak yatağın var mı? Yine rahat. Var mı? Ama Suriyelinin sıcak yatağı yok. Şükür arkadaş. Hepimiz bunu biliyoruz. Kaç para maaş aldın? Ya Allah'a şükür edin, şükür. Emekli maaşı, emekli misin? Şükür etmezseniz olmaz. Ben oradaki görüntüleri gördün mü abi? Ben gördüm, hepsini gördüm. Atayım, ben sana kendi çektim görüntüleri göstereyim mi? Ben gördüm. Buna verin, buna yardım almıyorlar değil mi orada? Yardım yok diye. Değil mi? Hayır, yardım yok mu orada? Tamam, görüntü. Tamam, yardım yok mu şu an orada? İşte bak. Şu an yok mu? Tamam. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ülke oluyor ve bize yapılan yardımlar kendi vatandaşını tamam, ne burası, bu ne şimdi, ne, ben anlamadım bunu. Bana burada isyan ediyor tamam. Orada vatandaş, evet. Sizin televizyonlarda gördükleriniz, orada Kültür Park diye bir yer var, orası televizyonda gördüklerimiz. Tamam, evet. Farklı ara mahallelere girdik özellikle. Tamam. Çekim yapılmayan yerlere. Oradaki tamam. Gerçekler bunlar. Biz oradaki vatandaşı kendimiz hani çamur bir şey görmedik. Orada neyse onu çektik yani. Burada manipüle yok. Nasıl rahatsın? Ben de sana diyorum ki arkadaşım, ben gelip şu an şunu aldım senden. Tamam. Kardeşim sen al şu 500 lirayı. Bir saniye. Sen al şu 500 lirayı. Verdim sana. Konuş kardeşim. Ben bir şey almadım. Ne düşünüyorsun abi? Yeni bir vergi geldi. Ya ne düşünecek? Bu milleti zaten soyulacak yere kalmadı. Tavuk gibi soyuyorlar. Niye düşüneceksin ya? Bu millet sesi çıkmıyor. Rahat işte. Al bir rahat. Bunlar milleti birbirine abi, düşürüyorlar. Milleti nokta. Düşüyorsunuz. Vallahi birbirimize düşüyoruz. Ne yapmak lazım? Hayır abi. Düşüyoruz. Aramayacak abi, arayacaksın. Ama milleti birbirine nasıl düşüyor? Nasıl düşüyor? Ya şimdi adam rahat, bak rahatın diyor, ben de yerin diyorum. Düştük birbirimize. Birbirimize düşüyoruz ya. Düştük birbirimize. Şu an ortalığı en güzelini söylüyor. Ortalığı germeye gerek yok. Kimse birbirine düşüyor. Yok, germiyor. Gerçekten. En güzelini söylüyor. Adam Suriyelileri savunuyor ya arkadaş ya. Neye savunuyor? Abi bugün Suriyelinin yerinde kardeşim, sen olabilirdin. Kardeşim benim geçecek yerim sen, var. Ben sen Müslüman, sen Müslüman değil misin? Sen Müslüman Müslümanla niye alakası var bakalım ya? Bak bir saniye. Ben bir şey diyeceğim. Bir saniye. Çok özür dilerim. Bir saniye. Çok özür dilerim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Şunu bana ilattır mısınız? Gel buradan arkadaş, vatanını bırak şeye demiştir, kullanır demiştir değil mi? Bir saniye. Sen onu bana yok. Cevabını verir vatanını misin? Peygamber yok. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ne demiştir? Hala savunuyor.
Müslüman Müslümanın kardeşidir. Dini, ırkı olamaz. Arabı, Lazı, Çerkezi olamaz. Doğru mu? Bugün Suriyeli de benim kardeşim. Bugün Arabı da benim kardeşim. Bugün benim kardeşim olamaz. Bir tane de benim kardeşimdir. Abi o tür şeye girmeyin. Bak önce Allah'ın kitabını araştırın. Önce Allah'ın kitabını araştırın. Hayır. Şeyden çıkmayın. Çıkmayın hayır. Dinden çıkmayın. Çıkmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını araştırın. Bir saniye. Benim sana bir sorum var. Bir saniye. Gel burada söylüyorum. Hayatını bir araştırın. Kur'an-ı Kerim'i bir açın. Önce Arapçasını sonra Türkçesini bir okuyun. Bakın Rabbim size neyi tavsiye etmiş. Nereden uzak durun? Kimden uzak durun? Ve kime doğru koşun demiş münafıklardan size. Münafıklardan uzundur. Müslüman görünüp münafıklardan uzak durun. Ayla, ayla kesiyorsun konuşmayı. Sen Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Ben Allah'ıma emanetim. Ben Rabbime emanetim. Ben zaten kendimi Rabbime dayamışım. Bugün varım, yarın yokum. Benim bir saniyem bile belli değil bu dünyada. Bak. Değil. Dinle beni. Dinliyorum seni. Reportaj yapıyor. Tamam yapıyor. Geliyor, diyor ki ya bir Suriyeli bak. Suriyeli. Ben sadece dedim ki Suriyeli de senin kardeşin. Dinle beni, tamam. Bir ekmeğin varsa paylaşacaksın. O kadar. Şimdi bak, bu adamlar röportaj yapıyor. Bir saniye, şu adamlar röportaj yapıyor. Diyor ki, Suriyeliler nasıl görüyoruz? Aynı senin gibi adamca. Tamam, bizim Müslüman kardeşimizdir diyor. Buradan biri geliyor ya bak bir tane sen acıyorsan evine alır mısın diyor. Bu Suriyeli işte arkadaş ben diyor şükür diyor ben El Arabi bilmem bir şey. Hemen adam ben bir önce Suriyeli savunun yok ben burada misafirim. Yok ben evimde kızım var alamam. Yani işi gücü sahtekar bu milletin. Bu millet sahtekar olmuş. Sen dedi Suriyeli şeyini yaparsın dedi. İşte he söylersin gülü ben sosyal deneydi abi. Biliyorum. Tamam biliyorum Suriyeli olmadığını. Sen burada Suriyeli'yi rencide ediyorsun o. Şey röportajlar. Sen röportajlar. Sen milletin nabzını alıyorsun. Milleti birbirine düşünüyorsun. Doğru mu? Ben diyorum evet alırım sonra. İşte bu Suriyelidir. Gel şunu evine al. Eyvallah ben evime alamam. Her şey vardır. Bunu savunama düşünmüyorum. Biliyor musun? Bu bunun bildiği vardır. Adam tarikat cemaati vardır bunun bildiği. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın İçişleri Bakanı. Aklınızı salak mı yani şimdi ya. Bu işleri bilmiyor mu? Ben de onu diyorum okumuş, bak. Adam sen bak, okumuş bir insansın. Bir saniye. Sen okumuş bir insansın. Ben Allah kitap peygamber Allah diyorum. Sen diyorsun ki çekil diyorsun. Allah kitap diyorsun işi bitiriyorsun. Üstüne laf konuşulmaz tamam. Allah dedik mi tamam. Müslümanlık bu mu? Bu mu bu senin kim Müslümanlık? Sana dedim sen Müslümansın. Evet ben Müslümanım diyorsun. Yere git işine. Hadi. Şey Allah kitap dedin mi bitiyor iş konuşma yok. Kavga yok. Dille konuşacaksın. Ya onun dille konuş. Onun tarzı böyle. Tarzı. Kavga yok lütfen. O kavga etmez. Öyle bir kötülük yapmaz. Kötülüğüyle alakası yok canım. Allah kitap dedin bitiyor iş. Kötülük yapmaz o. Tamam bitti. Allah dedi mi bunun üstüne Allah herkes bildiğini söylemek zorunda. Kavga yok, tartışma yok. Şimdi adam bak bu adam röportaj yapıyor. Anın dediği gibi. Tamam Suriye bir adamın cebine para da vermiş olabilir. Diyor ki Suriyeliler nasıl görüyoruz? Şimdi bir kardeşin dediği gibi. Diyor ki işte ben Suriyeliler iyi etti devletimi şu yaptı. O zaman diyor bir tane Suriyeli kardeşimiz var. Misafir eder misin diyor. Kimisi evim diyor, kimisi kızım var diyor, kimisi misafirin binlerce, diyor. Binlerce devremde. Yaptın mı hiç misafir? Her zaman. Allah şükür askıdır ya. Sen neyi bile? Allah senin. Allah tamam çok sağ olun abi. Sen bana tartıştın ne yapılacak? Onu da söyle. Abi yeni bir. Ne yapılacak? Konu ne? Soruyu mu anlayamadım. Şöyle bir vergi geliyor. Şimdi ne yapılacakmış? Şimdi senin fikrinle ne yapılması gerekiyor? Konuyu bilmiyorum. Bu soruyu mesela. Siz sorunuz ben yol abi. Vergisini soruyordum abi. Nasıl? Yeni bir vergi geliyor. Yol vergisi, trafik vergisi. Tamam. Bunu soruyorum. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ha bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu Suriyelilere geldi. Konu Suriyelilere geldi. Şimdi konu başka siz buraya getirmişsiniz. Şimdi arkadaşım bizim ülkemizin sorunu vergiyle bilmem efendim değişik konularla, zamlarla, zulümlerle bir yere varılmaz. Yıllardır. Ben 56 yaşındayım. Hiçbir siyasi görüşümde de amaçlı karşısı değilim. Ama yapılması gereken şudur. Yapılması gereken şudur. Benim kendi görüşümü söyleyeyim. Tabii herkesin görüşüne de saygı duyuyorum. Vergi adaleti dengeleme. Bütçeyi dengeleme. Bu olmadı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin belli yıllar belli bu olmadı. Söylendi ve olmadı. Olmadığı için de dengeler değişik. Mesela zenginden fakirden alınıyor. Zenginden çok az alınıyor. Veya
zengin sorumluluk altında, ne kadar altında belli değil. Tartışması mümkün değil. Adalet yerinde değil. Ben hükümete karşı olarak bunları söylemiyorum. Oldu bitti, bu böyle. O zaman ne oluyor? Vergilerle, geçişli yani spekülasyonlarla bu ülke böyle idare ederek gidiliyor. Çözüm bu değil yani. Yarın o vergi gider, öbür vergi gelir. Çözüm bu değil. He, çözüm bu değil. Çözüm adalet. Çözüm bir. İkincisi de herkesin elini taşa yük olması ve herkese karşı devlet, millete karşı dürüst olacak. Millet de devlete karşı dürüst olacak. Şimdi herkes devletten çalmaya uğraşıyor. Devlet de milleti yolmaya çalışıyor. Zihniyet bu. Söz şu. Yani sahtekar bir milletten dürüst bir yönetim beklemesi. Bu milletin %80'i sahtekar. İşte her şeyi hileci o uğraşıyor. O ondan çalmaya uğraşıyor. Sahtekar mıyım? %80'i. Çünkü dürüst bir şey bekleyemiyorsun. Adam, ben Türk'üm. Adam, ben de Türk'üm. Yürüyüm. Ben Türk milliyetçiyim. Ben sahtekar ben mıyım? Türk milliyetçiyim ben. Abi, tamam. Ömrüm bu davada geçti. Ben Türk milliyetçiliğine geçti. Benim 77 sülalem bu davada geçti. Ama benim de bu davada geçti. Ama bu millet dürüst mü? Yapmış 3 katlı yere 5 katlı bina yapmış devlet barışı kaldı. Sen vurulacaksın. Bu millet burada dürüsttür. Olduğu zamanla bir yerdedir. Tek yumruktur ha. Ha tamam. Bunu kabul et. Tek yumruk olacak. Bunu kabul et. Tek yumruk olacak. Onda zaten sıkıntı yok. Devlet de sahtekar değil, bu millet de sahtekar değil. Tartışmaya gerek yok. Tamam oğlum. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bu millet de dürüsttür. Ama iyi mi durum yani? İyi mi durum canım şu anda? Dürüm mü? İyi mi şu anda? Şimdi bilmiyorsunuz. Irak'ta ne oluyor? Suriye'de ne oluyor? Ne oluyor? İran'da ne oluyor? Libya'da ne oluyor? Burada bu Türkiye sahip çıkacak. Yüksek ol mezunlarına ne oldun? Din göstereceksin. Tamam. Ben yüksek ol mezunlarına ne oldun? Ya ne olursan ol. 3 kitap okumuyorsun, geliyorsun burada bana dersen derdin. Geç kalmışsın. Kapat. Vatandaşın omuzlarına yol ve trafik katkı bayağı da altında yeni bir vergi yükü daha bindiriliyor. AK Parti'nin hazırlamış olduğu bu taslak hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Valla olmayan vergi yok ya. Her şeye vergi. Her şeye vergi. Bir de yaşam vergisi alsınlar. Nefes alma vergisi. He, yaşam vergisi. Yaşadığımız için vergi verelim. Sizin aracınız var mı abi? Aracım yok. Bir evim var işte. Başka bir şeyim yok. Peki abi. İşim de yok. İşiniz de yok. Evet. İşiniz neden yok? He? Bulamıyor musunuz? Vallahi şimdi yaştan dolayı iş vermiyorlar. Emekli olamadık. Bir senemiz var. Askerliği boşlanacağız. Bankalar kredi vermiyor. Yani nasıl emekli olacağız? Şaşırıyor. Ne yapalım? Valla boş geziyoruz ve dolaşıyoruz. İş yok, güç yok. İş yok. Abi vatandaşın sırtına yeni bir vergi yükü daha bindiriliyor. O bize az. AK Parti'nin hazırlamış olduğu yol ve trafik katkı bayağı adı altında hazırlanan bu taslak hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ya zor. Hı-hı. Öbür parti hangisinin gelecek başına? Ne yapacaklar onlar? Sence? Nasıl abi? Ne yine en iyisi bu partidir biraz. AK Parti'dir. Öbürki şimdi belediyeler görüyor. Bak benim bir 4-5 arkadaşım var burada. Döşeme aldı. 8 ayda aylık alamamışlar. Hala cephe diyorlar. İş yapmıyor. Para da vermiyor. Diyor köprü yapmayın. Bilmem kırmızıları yapmayın diyor. Sizin sebebi CHP mi? CHP'dir. %99'u CHP'dir. Nasıl CHP abi? PKK'yla birleşiyor da ne yapsın? PKK'yla birleşiyor. He. O CHP PKK'da da beter. Yeni bir vergi daha yolda. Vatandaşların omuzlarına yol ve trafik katkı bayağı altında yeni bir vergi yükü daha bindiriliyor. Evet. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü bu taslak hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi AK Parti doymadı ki. Yani inşallah bu vergi de gelirse doyurur gözlerini. Allah onların toprak doyursun. Abi vatandaşların omuzlarına yol ve trafik katkı bayağı altında yeni bir vergi yükü daha bindiriliyor. AK Parti'nin hazırlamış olduğu bu taslak hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yükümüz ağırdı, yüklemeyin böyle bir şey bize. Yüklemeyin. Yeni bir vergi politikası var şu an AK Parti'nin hazırlamış olduğu. Trafik ve yol katkı payı adı altında bir vergi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tam yanlış adama denk geldin. Neden abi? Çünkü siyaset sevmem. Sevmesin. Bir fikriniz vardır. Otomobiliniz var mı? Var. Vergi ödüyorsunuz. Motorlu taşıtlar vergisi. Var. Normal şartlarda. Bildiğim bir tane adam var. Adam gibi adam. Kimdir abi? Soylu. Süleyman Soylu diyorsun. Neden abi? Neden? Bir tane adam dediğiniz için söylüyorum. Nedeni sormak için bu işi yapıyorsan zaten yapma. Neden abi? Nedeni yok. Sevmek. Yani herkes birbirine sempati duyabilir abi. Onda sıkıntı yok. Yani bir başkası da mesela Selahattin Demirtaş'a da sempati duyan var. Kılıçdaroğlu'na da sempati duyan var. Herkesin bir nedeni var. Sizin nedeniniz nedir? Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasına karşıyım. Çünkü siyasetçi. Ama Soylu siyasetçi değil. Siyaset yapmıyor. Ne yapıyor abi? Vatanseverlik yapıyor.
vatansever. Ben vatandaşsam vatandaşlık hakkımı kullanıyorum. Tabii abi özgürsünüz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu vergiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim konumuz oydu. Bunun için mikrofonu uzattık. Vergi derken? Yeni bir vergi. Yol ve trafik vergisi adı altında yeni bir vergi yürürlüğe giriyor şimdi. AK Parti bunun çalışmalarını yapıyor. Bana partileştirme olayı. Ya vergiler hakkında partileri sevmem. Partiyle zaten bizim işimiz yok. Partileri sevmem. Evet. Zaten bütün partiler... Vatanına, milletine hizmet eden her adam benim için geçerli. O da Süleyman Soylu'dur diyorsunuz. Ekibiyle birlikte. Çok teşekkür ederim. Ekibiyle birlikte. Yani AK Parti ile birader. Ben AK Parti demedim. Süleyman Soylu AK Parti'den biliyorsunuz şu an. Fark etmez. Fark etmez. Biz vatandaşız. Vatandaşlık hakkımı kullanıyorum.